Tıp ilerledikçe e, ilaçların çeşitleri de çok artıyor çünkü insanların talepleri yan etkilerin azaltılması, uzun süre rahat kullanılması, günlük hayatı etkilememesi gibi. Depresyon gibi hayatın içinde olan ve en az 6 ay ilaç kullanılması gereken durumlarda ilacın yan etkisiz olması, kalıcı bir e, değişiklik yapmaması insanda örneğin kilo gibi, hormon gibi, adet bozukluğu gibi bunlar çok önemli. 1950'li yıllardan beri antidepresan ilaçlar psikiyatta kullanılıyor. İlk çıkan ilaçlar bizim trisiklik antidepresan dediğimiz bir ilaç grubu. Bu ilaç grubunda oldukça ağır yan etkiler, işte sedasyon dediğimiz uyku hali, ağız kuruluğu, kabızlık çok yoğun terleme gibi rahatsız edici yan etkiler bulunduğundan bu ilaçlar biraz belki de bugün antidepresan dediğimizde korkutucu olan şeylere esas neden olan şeylerdi, ilaçlardı. 70'li 80'li yıllara kadar oldukça yoğun bir şekilde kullanıldılar. Hala da icap ettiğinde kullanılırlar çünkü çok kuvvetli ve iyi ilaçlardır. Fakat insanların dediğim gibi şu anda beklentileri değişti. Yan etki konusunda aşırı duyarlılar. Dolayısıyla tıp da bunlara ve farmakoloji bilimi de bunlara yanıt veriyor. 80'li yıllarda SSRI dediğimiz serotonin geri alım inhibitörü dediğimiz beyinde serotonin hormonunu arttırmak suretiyle etki eden ilaçlar ortaya çıktı. Bunlar şu anda en yaygın kullanılan Belki hani bütün tıpta dahiliye işte cerrahi, antibiyotik gibi bunlardan bile çok daha fazla kullanılan ilaçlar. Bunların yan etkileri oldukça azaltılmış durumda. Eskisi gibi kilo artışı, işte uyku hali, ağız kuruluğu, kabızlık gibi rahatsız edici kabızlık gibi yan etkiler fazla e, yok ama bunlar da dediğim gibi bir yerde e, yeterli olmayabiliyor. Bunların bir kuşak ilerisi serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörü dediğimiz SNRI grubu. SNRI grubunda da e, birkaç ilacımız var. 3 tane ilacımız var işin aslı. E, bunlar da e, işte SSRI dediğimiz e, işte stelopram gibi, fluoxetin gibi, paroxetin gibi ilaçları yanıt verilmeyen e, durumlarda kullanılabiliyor. Daha kuvvetli ilaçlar ama yan etki profili olarak e, hiçbir Zaman işte o 50-60'lı yıllarda kullanılan ilaçlar kadar ağır ilaçlar değil. Çok çeşit ilacımız var. Yaklaşık 30-40 kadar antidepresan çeşidinden bahsetmek mümkün. Bazen bunları kombine ediyoruz ihtiyaçlara göre. Çünkü bazı insanlar depresyonda örneğin ağır kilo kaybı yaşıyorlar. İlaçların kilo alımından endişe eden birçok insan var ama kilo almak isteyen insanlar da var. Uykusu kaçan, hiç uyuyamayan insanlar olduğu gibi uykusunun artmasını, çünkü gece uyuyamayan insanlar da var. Dolayısıyla doktorlar, psikiyatrlar depresyonun türüne göre ve hastalığın hangi semptomlarla ortaya çıktığına göre bunların içerisinden bazen bir kupaj yapabiliyorlar. Kombinasyon tedavileri yapabiliyorlar. Antidepresan kullanımının şeyleri esasında antidepresan kullanımı incelikleri çok özelliklidir ve çok fazla ilaç olduğu için oldukça hasta görmüş ve tecrübeli hekimlerin yaptığı kombinasyonlarda oldukça farklı ihtiyaçlara hitap edebiliyor zaman zaman.